köprüden çıktık. Hakikaten manzara muhteşem. Tabiatın içerisinde tarlaların arasında ilerlemeye devam ediyoruz. Yol aynen gördüğünüz gibi. Önümüzde Tekke Kıran Köyü var. Hemen ondan sonra da Kurt Köprü bizi karşılayacak. Hakikaten çok sıra dışı, çok özel. Üzerinde namazgahları bulunan bir köprü. Selçuklardan kalma abidevi bir eser. Birazdan onunla buluşmuş olacağız. Evet, Kurt Köprü gözükmeye başladı. Arazi hakikaten çok zor bir arazi. Yani ben buraları araştırıp geldim ama bu kadar zorlu bir coğrafyayla karşılaşacağımı bilmiyordum. Müthiş. Köprüyü gördünüz değil mi? Bakın tam aşağıda. Şurada. Ucu gözüküyor. Dağların arası. Hep duyardık, okurduk. Bölge tarihten bu yana eşkıyalarıyla meşhur diye. Yani şu an anladım ben. Eşkıyalarıyla niye meşhur olduğunu. Osmanlı döneminde de öyleymiş. Çelebi Mehmet, II. Murat buralara özel paşalar göndermişler. O paşalar da buraların eşkıyalarıyla çok uğraşmışlar. Coğrafya demek ki zor olunca buralarda yuvalanabiliyorlardı. Öyle gözüküyor. Evet, Kurt Köprü gözüktü. Namazgahlı köprülere harika bir örnek. Evet, bu arada artık burada kaldık. Yukarıda bir heyelan olmuş. Bakın yukarıdaki tepe yarılmış. Toprak böyle akmış. Önümüze kadar burayı kaplamış durumda. Yani şu an artık köprüye yayan devam etmek zorundayız. Hadi arabadan inelim. Yol kapandı. Çok enteresan. Bakın yukarıdan geldik. Öyle ilginç bir yerdeyiz ki nereye geldik? Selçuklulardan kaldığı düşünülen tarihi Anadolu'nun en eski köprülerinden biri Kurt Köprü'ye geldik. Size bu muhteşem içinde namazgahları bulunan, içinde diyorum üstüne değil, Kurt Köprü'yü tanıtacağız. Heyecan verici ama çok zor bir coğrafya burası. Vezir Köprü ile Havza'nın tam sınırında bulunuyor bu köprü. Şu an biz Vezir Köprü tarafındayız. Hemen arkamız, bakın burası Havza. Köprünün ucu buradan gözükmeye başladı. Arabamızla yukarıdan geldik. Ama buradan itibaren artık arabayla gidemiyoruz. Çünkü bir heyelan olmuş. Gördüğünüz gibi hemen yukarıdaki tepenin bir kısmı sökülmüş. Aşağı doğru akmış. Ya Allah muhafaza ya. Şöyle bir yerde bir insan olsa canlı kalması çok zor. Şurada bir ev olsa yıkılır. Demek ki önüne katmış, kayalarla beraber toprak akmış. Bakın yolu yok. Görüyor musunuz? Ve inmek zorunda kaldık arabadan. Yol burada bitti. Şimdi Kurt Köprü çok enteresan, çok özel bir köprü. Oraya kadar gidip bütün detaylarını, mimarisini, sanatını, namazgahlarını konuşacağız. Ama coğrafyanın Samsun ili sınırları içerisinde olduğunu, Samsun'a bağlı iki ilçenin sınırını teşkil ettiğini unutmayalım. Vezir Köprü ve Havza. Havza'dan da gelebiliyorsunuz bu köprüye. Vezir Köprü'den de biz Vezir Köprü'yü tercih ettik. Çünkü gece ben burada Vezir Köprü'de bir kervansarayda konakladım. Ve tarlaların arasında çok neşeli bir yoldu. Tabiatın içerisinden buraya gelmiş olduk. Ama bundan sonrasını yürümek zorunda kalacağız. Vezir Köprü'ye bağlı Tekke Kıran Köyü var. Hemen yukarıda. Tekke Kıran Köyü ile bakın tam karşımıza bir köy var. O da Kayabaşı Köyü. Kayabaşı Köyü arasında her iki köyün de birbirine gidip gelmek için kullandığı tarihi bir köprü. Tabii akla şu geliyor ya, dağın başında ya iki tane köy için mi yapıldı bu köprü? Tabii ki hayır. Burası İpek Yolu'nun en önemli kollarından biri üzerine bulunuyordu. Ticaretin kalbi buradan akıyor, buradan geçiyordu. Köprü onun için yapılmıştı. Hadi gelin hem yürüyelim
hem konuşalım ve bu tarihi mekanı, bu çok etkileyici coğrafyada hep beraber anlamaya çalışalım. Şimdi hakikaten yalnız şöyle bir akma var. Bir de buradan aşağı doğru da daha önceki dönemlerde demek ki bu heyelan burada devamlı oluyor. Şu coğrafyada belli. Mesela burada bir şey yok, burada bir şey yok. Burada akmış bir toprak yığını böyle devam ediyor. O boruları kırmış ya. Aman Allah'ım. Bakın şuradan bir boru koymuşlar. Devlet su işleri koydu muhtemelen. Demek ki yukarıdan su geliyordu. O gelen su yolun altından geçsin diye bir boru konulmuş. Görüyor musunuz plastiğini? Yani su boruyu bile parça parça etmiş, kırmış atmış. Tabiatın hiç şakası yok. Seller, depremler, yangınlar Allah muhafaza etsin. Şimdi Osmanlı tarihine baktığımız zaman bu coğrafyada, şimdi bu coğrafya Osmanlı deyince ne geliyor akla? Çelebi Mehmet dönemi geliyor, Fetret devri. Eğer Ankara Savaşı'nda 1402'de Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşmeseydi belki Osmanlı tarihinde burası bu kadar yer almayacaktı. Çünkü 1402 Ankara Savaşı sonrası Yıldırım Bayezid'in 4 oğlu devletin 4 farklı yerinde bağımsızlığını ilan ediyor. İsa Çelebi Balıkesir, Musa Çelebi Bursa, Süleyman Çelebi Edirne ve Mehmet Çelebi de Amasya'da. Mehmet Çelebi'nin Amasya'ya gelmesi Osmanlı tarihinde tabi Amasya'nın çok ayrı bir kıymet kazanmasını sağlıyor. Neden Amasya? Muhafazalı bir yer. Ben çok severim Amasya'yı. Türkiye'de yaşamak isteyeceğim 4-5 şehir sorsanız bana bir Amasya derdim. Hani böyle dağlarla çevrili kapalı bir havza. İçinden yeşil ırmak geçiyor. Tam bir tabiat harikası. Ve bu kapalı havza tarihten bu yana bir ilim irfan merkezi olmuş. Ya Akşemseddin Hazretleri'nin babasının kabri Amasya'da. Ötesini siz düşünün yani. Nice kıymetli zat, her köşe başı bir tekke. Çelebi Mehmet Amasya'da o Fetret devri 11 yıl boyunca orada kalıyor. Güçleniyor, kuvvetleniyor. Oradan çıkıyor. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu oluyor. Devleti yeniden eline alıyor. Ama ayrılırken de bir vefa örneği olarak oğlu 2. Murat'ı Amasya'da bırakıyor. İşte bundan sonra zaten Amasya Osmanlı'nın bir sancak şehrine dönüşüyor. Artık gelenek haline geliyor. Amasya'ya şehzade gönderme. Ve Çelebi Mehmet'in yanındaki Bayezid Paşalarla, Yörgüç Paşalarla burada örgütlenmesi sadece Amasya değil, yanındaki Merzifon'un, ki Merzifon'da da vardır Çelebi Mehmet'in medresesi. Hemen devamındaki Vezir Köprü'nün, Havza'nın gelişmesini sağlıyor. Yani Osmanlı buralara yatırımlar yapıyor. Resmen bir vefa borcu. O dönemin tarihlerine baktığımızda bu bölgede çok ciddi eşkıyalık faaliyetleri olduğunu görüyoruz. Şimdi ben bakın hayatımda ilk kez geliyorum buraya. Yani Merzifon'a, Havza'ya, Amasya'ya çok geldim. Ama şuraya bu Kurt Köprü bölgesine ilk kez geliyorum. Ve eşkıyalık faaliyetlerinin neden yaygın olduğunu daha iyi anlıyorum. Şöyle bir bakar mısınız? Yani şöyle bir baktığınız zaman etrafa. Yani şu da bugün tabii suyu kurumuş, yaz sonundayız. İyice az bir çay dere gibi akıyor ama şu kanyona baktığınız zaman hakikaten ulaşılması çok zor bir coğrafya. Köprünün muhteşemliğini görünce anlıyoruz ki tarihten bu yana nice kervanlar hep bu yolu kullanıyormuş. E şimdi düşünsene de kervan böyle gidiyor. Derin kanyon. Yani çok rahat çetecilik faaliyetleri olabilir burada. Ve kervan basmalar burada çok olmuş. Osmanlı çok uğraşmış buralarla. Bayezid Paşa, Yörgüç Paşa, Yörgüç Paşa'nın oğlu Mustafa Paşa yıllarca burada eşkıyalarla uğraşmış. Hatta buranın şöyle bir zor yönü var. Rum çeteler. Burada mesela ciddi Rum da yaşıyormuş. 1924 nüfus mübadelesinde sadece bu civardan 30 tane Rum köyünün halkı Yunanistan'a gönderilmiş. Tabii bunun öncesinde 1. Dünya Savaşı hengamesi, Kurtuluş Savaşı yılları burada Rumların özellikle bu bölgede devlet kurmak isteyen ayrılıkçıları burada çete faaliyetlerine girmişler. Ve Rum çeteleriyle de ciddi uğraşılmış. Bu arada köprü gözükmeye başladı. Daha bir net. Ortası iki kemerli bir köprü. Çok güzel yalnız ya. Ben bu köprüyü uzun yıllardır çalışan bir insanım. Neden? Çünkü namazgahları üzerine bir tez hazırladım. Türkiye'de 15 sene boyunca gitmedik yer bırakmadım ve yüzlerce namazgah tespit ettim. Ya yani bunların hepsini doktora tezime koysaydım herhalde
yani ciltlerle bir tez olurdu. Hocaların yönlendirmesiyle en önemlilerini seçerek tezin içerisine yerleştirdik ama birebir çok gezen biri olduğum için gidip yerinde gördüm ve çok ilginç namazgahlar tespit ettim. Hatta köprülü namazgahlar diye de ayrıca bir makale hazırladım. İşte köprülü namazgahlardan bir tanesi de bu. Yani Kurt Köprü'nün namazgahı. Son derece ilginç, son derece enteresan. Ben şimdi köprünün üzerinde size tarihten bu yana bir köprü üzerine namazgah nasıl olur? Ne şekilde olur? Bunların hepsini anlatmaya çalışacağım ve birebir farklı köprülerin üzerinden örnekler de vermeye çalışacağım. Çünkü köprülü namazgah deyince hemen böyle lap diye üzerinde namazgah olan var. Kenarında, kıyısında, köşesinde, altında, hatta gövdesinde olan var. Acayip. Onun için bu program o anlamda çok hoşunuza gidecek. Önce şöyle geçelim. Bir köprünün pat diye üstüne çıkılmaz. Bir köprünün kenarında durulur. Ya buraya otobüs gelseydi ya. Şuraya bir otobüs yolu olsa, of of of. Bu nasıl bir güzellik. Olsa, inanın, grupları getirip bu köprüde durdurup şöyle bir yayan üstünde yürütüp burayı ayrıca anlatmayı arzu ederdim. Hakikaten çok özel. Şimdi namazgah nedir? Üstü açık. İbadet mahallelerine namazgah denilir. Üstü açık. Bazen kenarlarında böyle bir kenarlık olur. Niye? Yoldan geçen kişi fark etsin, ayakkabısıyla içinden geçmesin, üstüne basmasın diye. Bazen hafif yüksek olur. Bazen hiçbir şey olmaz, sadece bir mihrap taşı olur. Ama genelde namazgahlarda kıbleye gösteren bir mezar taşı formunda bir mihrap taşı, kıble taşı olur. Üzerinde bazen bir kandil olur. Bazen mihrap ayet dediğimiz küllema dahale aleyhe zekeriyel mihrap ayeti yazar. Namazgahın yeri belli olur bazısında. Bazısında da namazgahın üzerinde tam ortasında ya da böyle bir kenarında bir ağaç olur. Gölge veren namazgah ağacı deriz. Böyle güneşli havalarda ağacın gölgesinde namazgahta millet namazını rahat kılar. Çeşmenin namazgahı vardır. Çeşmenin kenarında olur. Yayla namazgahları vardır. Yaylaya gidenler orada namazlarını kılarlar. İşte ordu namazgahları vardır. Ordu sefere çıktığında koca bir ordu. Mesela Bolu'da yayla, Bolu'da ordu namazgahları var. Yıldırım Ankara Savaşı'na giderken ordusuyla namaz kılmış. Kadırga yaylası var Gümüşhane Trabzon arasında. Fatih Sultan Mehmet Trabzon'un fethinde Yavuz Çaldıran'a giderken oralarda ordularıyla namaz kılmışlar. Musalla namazgahları aslında musalla kelime anlamı olarak Osmanlıca'da, Osmanlı Türkçesinde namaz kılınan yer. Musalla namazgahları yani mezarlık namazgahları. Musalla diyoruz ya, musalla taşı, namaz kılınan yer. İşte mezarlık namazgahları. Bir kişi defnediliyor, toplu halde namaz kılınıyor. Yağmur duaları namazgahlarda yapılır, asker uğurlama törenleri yapılır. Bir de çok sıra dışı bir örnek olarak ne vardır? Köprü namazgahları var. Ya Allah Allah, köprünün üzerine namaz mı kılıyorlarmış? Evet, kılıyorlarmış. Şimdi hocam, bu arada kıble ne taraf? Kıble böyle. Kıble böyle mi? Çünkü mihrap oyuğun içine böyle değil mi? Ortada. Ortada böyle bakıyor. Şöyle, evet. Şöyle hafif de çap yapmışlar içerisine, öyle oymuşlar. Of. Şimdi bu gördüğünüz köprü tarihi olarak hangi döneme tarihleniyor maalesef tam olarak bilmiyoruz. Yani Selçuklu döneminde mi? Roma döneminde mi? Yoksa Osmanlı döneminde mi? Herhangi bir kitabesi günümüze ulaşmamış. Bu nedenle çok fazla bilgi yok. Ama bilinen bir şey var. Köprünün ayaklarından bir yerine kadar 3 sıra tuğla, 1 sıra taş. 3 sıra tuğla, 1 sıra taş örgüsü var. Şu özellikle ayakların içlerini görüyor musunuz bakın? Ayakların içlerinde çok net görüyorsunuz. Bize bakan taraflarına bakın. 3 sıra tuğla, 1 sıra taş. Bu Romalıların yoğunlukta kullandığı bir duvar örgü sistemi. Böyle olunca ayak kısımlarının Roma dönemine tarihlendi. Çünkü bu köprünün az ilerisinde antik döneme kadar geçmişi uzanan bir köprü daha var. Zaten şu an benim geldiğim ilçenin adı Vezir Köprü. Vezir ismi Köprülü Mehmet Paşa'nın oradan bir kızla evlenmesiyle verilmiş bir ünvan.
aslında tarihten bu yana bu şehrin adı Köprü. Niye? Çünkü çok sulak, her yeri vadi, her yeri akarsu ve üzerlerinde kıyamet kadar köprü var. Çok fazla köprüsü olduğu için Köprü adıyla adlandırılmış. Bizim Köprülü Mehmet Paşa Amasya'da Sancakbeyliği yaparken Köprü Sancakbeyliği yapan Yusuf Ağa ile ahbapmış. Yusuf Ağa'nın kızıyla evlenmiş. Evlenince hanım köylü olmuş. Evlendiği memleketi donatmış. Hanımdan artık ne kadar memnunsa. Hanlar, hamamlar, camiler ve bizim damadın ünvanı, ileride sadrazam oldu, vezir oldu. Ünvanı hanımının memleketine verilmiş. Bizim köprü olmuş, vezir köprü. Yani köprülerle süslü bir şehir. Onun için az ileride kanyonun içinde antik döneme tarihlenen bir köprü daha var. Yani böyle bir coğrafyada ilk çağdan beri köprü olmaması mümkün değil. İlla ki var. Ama bu yapı hangi dönem? İşte bunu tartışıyor ilim adamları. Ben doktora tezime bu eserleri koyarken bütün kaynakları inceledim. Tartışma var, maalesef bir netlik yok. En fazla hocalarımız şunu diyorlar. Ayaklar Roma dönemine tarihleniyor, üstü yıkılmış. Çünkü bazen kışın öyle ciddi yağmurlar, sel oluyor. Tepeden öyle bir geliyor, vuruyor, atıyor. Tabii su buradan böyle gelmiyor. Su buradan böyle akıyor. Bakın dalga kıranlar, sel yaranlar hepsi öbür tarafa doğru bakıyor. Şimdi ben sizi o tarafa götüreceğim. Bir de oradan göreceğiz. Yani bu cephede alttaki tuğla taş örgüsü bize Roma'ya ama üstü de direkt Selçuklu'ya, hatta en üst kısmıyla erken Osmanlı dönemine götürüyor. Tabii bu videonun sonunda bir sürpriz var köprüyle alakalı. Çok güzel. Onu daha söylemedim size. Devam edelim. Buraya kadar araba yolu var ama arabayla kimse köprünün üstüne geçmesin diye engeller konulmuş. Oo, giriyoruz artık. Köprünün üstündeyiz. Şimdi bakın, Anadolu'da öyle köprüler vardır. Kıble köprünün uzandığı istikametin tam böyle bu tarafına ya da bu tarafına bakar. Kıble böyle baktığı zaman sizin için en güzel namaz kılma yeri köprünün üstüdür. Şimdi kervanlarla gelmişiz. Ya bugün otobüslerle, uçaklarla yolculuk yapıyoruz. Birkaç yüzyıl evvel yaşasaydık atla, merkeple, deveyle yolculuk yapacaktık. Üçlü, beşli, onlu, ellili, yüzlü deve kervanları. Atların üstüne geldik. Namaz vakti geldi. İnsanlar beş vakit namaz kılıyorlar. Hemen en temiz, en düzgün yer köprünün üstü. Çünkü bir yağmur yağdı mı burası gıcır gıcır, pırıl pırıl oluyor. İnsanların zaten atlarında, develerinde, heybelerinde örtüleri var. Yaygıları var, seccadeleri var. Kıble bu taraf mı? Mesela bir gün Sivas'a yolunuz düşerse Sivas'taki Eğri Köprü, Kırşehir'deki Kesik Köprü. Bir sürü bu şekilde örnek köprü var. Amasya'daki Çağlayan Köprü. Köprülerin üstü namazgah. Edirne köprülerinin bir kısmı öyledir. Köprünün tam ortasında bir mihrap olur. Çok gördüm ben bu şekilde köprülü namazgahta. Düşünün bakın, şu an tam köprünün ortasına doğru geldik. Nehir tam altımızdan akıyor. Ay nasıl güzel akıyor. Şurada bir mihrap var. İnsanlar burada saf bağlıyor. Düşünsenize, şuradan şuraya kadar yan yana saf bağlasa insanlar, tahmin ediyorum yan yana bir 70-80 kişi burada sıra durur. İkinci bir saf atın. Hadi üçüncü bir saf atın. Koca bir camiyi alacak kadar insan şu köprünün üstüne sığar. İmam şurada namazına duruyor. Ondan sonra hemen arkasından zaten bir adım sonra, iyice arkada değil, bir adım geride insanlar birinci safı oluşturabilir. Sonra ikinci, hatta üçüncüler de biraz daha kenarda burada bir saf oluşturur. Düşünün, kıyamet kadar insan burada rahat rahat cemaatle namazını kılabiliyor. Ha, sağa sola da serebilirler. Ama köprüler birer namazgah, ibadetgah olarak düşünülmüş ve bunlar oluşmuş. Bazı köprülü namazgahlar gördüm. Şimdi köprü uzanıyor, kıble buraya ya da buraya bakmıyor. Mesela bu da öyle. İşte sürprizim öyle gelecek o en son. Burada mesela kıble böyle. Böyle olunca, ha gene imam orada durur. Bu kez küçük küçük saflar oluşturularak böyle de kılınabilir. Ona da müsait. Ama mesela Kırşehir'de gördüm. Köprünün kenarında böyle bir minik bombe yapmışlar taştan. Sanki böyle köprü oraya doğru taşıyor gibi olmuş. Orada bir minik mihrap koymuşlar, namazgah. Amasya Çağlayan Köprü de öyle. Hemen kenarda böyle bir çıkma yapmışlar. Onun üzerinde köprünün kenarı namazgah yapılmış.
Afyon Bolvadin'de 40 gözlü köprü var. Devasa, Romalılardan kalma. Kanuni onu büyütmüş, genişletmiş, Mimar Sinan tamir etmiş. Dev bir köprü. Köprü tabii şu anki gibi böyle çok yüksekte değil. Köprü yere yakın, dümdüz uzuyor. Böyle bir bataklığı geçmek için yapılmış köprü. Bataklık çok geniş bir alana yayılıyor. Onun için yerden, köprünün bir yerinden böyle bir merdiven var. Toplasanız 8-10 basamak. İniyorsunuz namazgah kenarında. Namazgahı yapan Mimar Sinan, kanun emriyle yapılmış. O kanun emriyle tamir ve uzatma, büyütme sırasında yapılmış. Yani namazgah köprünün kenarına iliştirilmiş namazgah da var. Ama bir köprülü namazgah var. Onun ben dünya üzerinde bir tane örneğini gördüm. İşte o köprü bu köprü. Namazgah köprünün kalbinde. Yani nerede? Bunun içinde. Üzücü olan o namazgah, biz bu köprünün içinden girebiliyorduk. Maalesef son restorasyonda o namazgah girişi kapattılar. Şimdi baktığınız zaman burada tamamen taşlarla örülü bir köprü zemini görüyoruz. Normalde son restorasyon öncesine kadar bakın tam burada şöyle bir açıklık vardı. Bu açıklıktan bir merdiven böyle aşağı doğru iniyordu. Aşağı doğru iniyordu basamaklarla. Köprünün tam ortasında böyle kemerli bir boşluk var. Ve içine giriyorsunuz, mihrap var. Mihrap ne taraftaydı hocam? İçine iniyorsunuz. O kemerli boşluğun tabii biraz da tehlikeli. Niye? Sağı solu da boş. Yani şimdi mesela buranın da iki tarafı boş ama burada korkuluk var. Orada korkuluk da yok. Sağ solu boş. Zamanında var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ve o kemerin bu tarafa bakan kısmında mihrap var. Yani mihrap nişi, oyuk. Ve insanlar oranın içinde namaz kılıyorlardı. Çok ilginç. Şöyle gelin. Böyle yukarıdan size şey gösterelim. Bakın şöyle. Elimdeki kamerayı düşürmeden size şeyi göstermeye çalışayım. Bakın şöyle kemeri göstermeye çalışacağım. Evet. Görüyorsunuz değil mi kemere? Bakın bu kemerin içi namazgah işte. Şu gördüğünüz. Bakın köprünün diğer yerlerine bakın. Orada bir ayak var. Ortada bir ayak var. Şu ortada gördüğünüz ayak. Bir ayak da bu tarafta. Şurada. Yani kenarda iki ayak. Ortada bir ayak. Ortadaki ayağın üstü namazgah. Tam böyle ortasında durayım. Kemerin. Evet bakın şu an tam kemerin ortasındayım. Şöyle bir daha göstereyim. Bakın Allah'tan elimde sopa var. Uzatabiliyorum. Gördüğünüz gibi işte bunun içi namazgah. Aslında sopa biraz daha uzun olsa mihrap nişini görebileceksiniz. Sağ tarafta oyuğun içinde. Şu an onu göremiyoruz. Aslında sanki bir engel varmış biliyor musun? Bak orada taşta bir çıkıntı var. Taşta bir çıkıntı. Orada bir engel varmış. Şimdi biz zaten birazdan aşağı ineceğiz. Bakın yanımızdaki arkadaşlardan inenler oldu. Aşağıda geziyorlar. Aşağı ineceğiz. Oradan da ben size burayı tam teferruatıyla göstermeye çalışacağım. Evet buyurun. Devam edelim yolumuza. Bugün sizi biraz yoracağız. Ne yoracağız? Oturduğunuz yerden izliyorsunuz. Ben yorulacağım. Aşağı indireceğim şimdi sizi. Bu köprüye güneş buradan çok güzel vuruyor çünkü. Şimdi aşağı ineceğiz. Buradan köprüye bir bakalım uzun uzun. Ondan sonra köprünün altından sizi geçireceğim buraya. Buradan bu tarafta yürüyeceğiz. Ya çok güzel manzara. Nehrin akış yönüne doğru antik köprüye doğru gidip oradaki eşkıyaların da zaman zaman tarihte kullandığı, yuvalandığı o mağaraları da size göstermek istiyorum. Ama bugün Kurt Köprü denilen, tarihte halk arasında taş köprü olarak adlandırılan bu muhteşem eseri unutmamak lazım. İpek yolunun bu bölgeye kıvrılan ikinci bir yolu var. Çok canlı bir ticaret merkezi. Altın yol diye geçiyor. İşte bu köprü altın yolun en önemli güzergahlarından biri. Bakın taşa işlenmiş karayollarının kitabesini görüyoruz. Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü Tarihi Kurt Köprü Restorasyonu 2008. İşte o 2008 yılındaki restorasyonda namazgaha
giren, buradan bakın çok güzel gözüküyor. Namazgaha doğru açılan yukarıdaki o rampa kapatıldı. Neden kapatıldı? Maalesef defineciler yüzünden. Maalesef. Ya bakın ben bunu yıllardır söylüyorum. Önce yerel bilgilenecek. Şimdi bizim bir kısım akademisyenlerimiz sempozyumlar yapıyoruz. Toplanıyoruz bir araya, makaleler okuyoruz. Sonra bunlar prestij kitabhane geliyor. Körler, sağırlar birbirini ağırlıyor. Halkın haberi var mı? Yok. Ya önce halkı bilgilendirmek lazım. Yani bizim akademisyenlerimizin ağzı laf yapanları, halkın anlayabileceği şekilde konuşanları organize edilmeli. Belediyeler, kültür müdürlükleri buna ön ayak olmalı. Ay böğürtlenler de nasıl güzelmiş ya. Siyah siyah. Ya hep tarih olmaz ki ya. Yani durmadan anlat hocam diyorsunuz. Yani biliyorsun aç ayı bile oynamıyor yani. Lütfen gözünüzü seveyim. Böyle olmaz ya. Anam. Vallahi ben bu sene hiç yabani böğürtlen yemedim biliyor musunuz? Kendi tarlamdan, kendi böğürtlenlerimiz bizim aşılı tabii. Aşılı böğürtlenlerden yedim. Biraz daha insem düşer miyim? Şöyle birkaç tane alayım. Vallahi bak aşağılara ineceğim. Bir sürü enerji harcayacağım. Hocam vallahi gözümüzün önünde yiyorsun. Hak geçmiyor mu demeyin. Geçmiyor. Çünkü bayağı enerji harcayacağım. Bu bana lazım yani. Yoksa bu motor nasıl çalışsın yani? Hadi devam. Çok güzelmiş. Vallahi benim buradan ta oraya kadar böğürtlenim var tarlada. Ama bu başka ya. Bu yabani böğürtlen başka. Oh bir avuç böğürtlen de ben artık oradan köprünün bacağından tırmanırım artık yukarıya. Nerede kaldık, ne anlatıyordum? Yerel yani halk öğrenmeli. Ben olsam öyle yaparım. Yani çağır konuyu bilen birini. Buradaki köyleri gezsinler. Kahvelere uğrasınlar. Vezir Köprü'de, Havza'da yap program. Sinevizyona yansıt. Bölgeyi anlat. Yani şey, Çanakkale Konferansı. Ya Türkiye'de yüzlerce Çanakkale Konferansı verdim. Topkapı Sarayı, Fatih'in İstanbul'u fethi. Tamam da kardeşim, Samsun'da Samsun Konferansı yapalım. Diyarbakır'da Diyarbakır Konferansı yapalım. Konya'da Konya Konferansı yapalım. O bölgenin halkına o bölgeyi anlatalım. Ya hocam hep beni çekiyorsun kel kafamla, şu köprüyü çek birazcık. Şöyle görelim. Of. Şu nasıl bir şey ya? Nasıl bir güzellik? Allah Allah. Şu an bakın köprünün plan şeması o kadar güzel okunuyor ki. Ya lütfen sevgili yetkililer bir otobüs yolu yapın şuraya ya. Ya Havza'dan ya Vezir Köprü'den. Bak söz. Yılda en az 2-3 grupla ben geleceğim. Söz. Zaten kanyonunuz var. Şahin Kaya diye bir kanyonları var buranın. Akıllara durgunluk verir. O kadar güzel. Yani ben o Urfa yani Türkiye'de bir sürü kanyon gezdim. Böylesini görmedim. Çok ciddi Havza'nın olsun kaplıcaları. Vezir Köprü'nün tarihi hanları, camileri. Bir de otobüs şuraya kadar gelse tadından yenmez. Şimdi kayalara tutuşturulmuş, kayaların içine gömülmüş bir ayak var. Tam ters tarafta bakın bir ayak daha var. İki tane ayak, iki kenarda sabit. Yani kayalarla birleşmiş. Ortada iki tane serbest ayak var. Görüyor musunuz? İki serbest ayak. Bu iki serbest ayağın bize göre sağdaki ayağının içinde bir kemer var. İşte bu kemerin içi namazgah. Şimdi bakın iki tane serbest ayak var. Bize göre sağdaki ayağın tam üstünde bir kemer var. O kemere bakın böyle bir yaklaşın. Sağda bir pencere var. Görüyor musunuz? O pencere işte köprüden gelen rampayı aydınlatan pencere. Köprünün tepesinde yer vardı. Oradan iniyordu aşağıya insanlar. O bakın kemerin içinde sağda bir oyuk görüyorsunuz. O oyuk mihrap oyuğu değil. O oyuk kapı. O kapıdan o boşluğun içine çıkıyordu millet. Ve kıbleye doğru dönüp namazlarını bu tarafa doğru kılıyorlardı. Ben sizi birazdan şu yamaca çıkaracağım. Oradan mihrabı da göstereceğim.
Bakın şöyle alayım kamerayı elime. Şimdi bakın. Bu ana karaya bitişik olan ayak. Bu ana karaya bitişik olan ikinci ayak. Serbest birinci ayak, serbest ikinci ayak. Bu serbest ayağın tam üzerinde gördüğünüz bu yer namazgah. Aa, müthiş bir şey ya. Şurada bakın minik bir pencere var. Şurada rampa vardı. Köprünün içinden rampadan bu pencere o karanlık merdiven yolu aydınlatıyordu. Buradan böyle geçiyorduk. Bak şurada bir tane kapı var. Hemen yaklaştırıyorum. Bakın şöyle yaklaşalım bir kere daha. Gördünüz mü? O gördüğünüz oyuk mihrap nişi değil. Orası kıblenin tam ters tarafı. Orası kapı. Yukarıdan oradan millet buraya iniyordu. Ve tam ters tarafta şu an göremediğimiz mihraba yönelerek namazlarını burada kılıyorlar. Çok güzel ama ya. Malabadi Köprüsü gibi ya. Benim YouTube'da Malabadi üzerine bir videom var. Hatta ben o videonun linkini hemen şuraya bırakayım. Oradan tıklayın, izleyin. Malabadi Köprüsü tarihi bir köprü. Artuklular döneminde inşa edilmiş bir köprü. Ve köprünün üzerinde aynen burada olduğu gibi iki tane böyle menfez kapısı vardı. Hala duruyor, açık onlar. Böyle içeri giriyorsunuz. Buradaki gibi böyle iki kenarı açık değil tabii, kapalı. Ya içinde tuvaleti var. İçinde oturma ve uzanma sekileri var. Hatta ben o videoya başlık attım. Köprünün içi otel olmuş diye böyle. Yani hakikaten bu anlamda çok özel bir yapı. Bakın biraz daha yaklaştık köprüye. Şu an bahsetmiş olduğumuz kemerin içinde yukarıdan aşağı doğru inen rampanın sonundaki kapı şimdi çok daha net gözükmeye başladı. Görüyorsunuz. Hem kapıyı görüyoruz hem de pencereyi görüyoruz. Üzerindeki pencereyi. Ama 2008'deki karayollarının restorasyonunda maalesef o yukarıdaki gedik kapatıldı. Artık buranın içine girmek söz konusu değil. Neden? Defineciler yüzünden. Ya köprünün her yerini patlatmışlar. En son ayağına dinamit koymuşlar ya. Ya Allah aşkına. Bunu koyan elin gavuru değil ha bizimkiler. Yani bu coğrafyada yaşayan insanlar, ondan diyorum size, anlatmalıyız yerele, kendi halkımıza anlatmalıyız. Köprüde altın, elmas, mücevher, hazine olmaz. Neyini patlatıyorsun? Adam görüyor kapıyı, vay diyor, bu kapı, bu delik, bu ne, burada bir şey mi var falan. Ya arkadaş ya, mihrap var, namaz kılıyorlardı ya. Biri buraya namaz kılmak için geliyor, onun torunu define aramaya geliyor, patlatıyor. Dedeyle torunun alakası yok ya. Ya suç kimin? Suç bizim. Suç bizim. Bizim milli eğitimimizin yani. Biz anlatmazsak olmaz. Vereyim ben kamerayı. Hadi devam edelim. Şimdi taşın ayakları muhtemelen Roma dönemine tarihleniyor ve ciddi anlamda değiştirme malzeme var. Çünkü Hristiyan Roma bir şeye dokunurken Antik Roma'yı kullanıyor. Antik Roma bir şeye dokunurken onun öncesindeki antik medeniyetleri kullanıyor. Ben size onları da göstereyim. Ya şurada bir Roma mezar siteli var. Şaşırdım kaldım. Bakın şurada ortası oyuk bir taş var. Onun tepesi kırılmış. Tepesi üçgen alınlıklıymış. Bakın bu Antik Roma'ya tarihlenen bir mezar steli. Gördünüz mü? Onun hemen altında bakın haçlı bir duvar frizi var. Haçlı gördüğünüz gibi. Yani bunlar devşirmeler. Farklı medeniyetlere ait Hristiyan ve Pagan iki yapı kalıntısı köprünün ayağında kendisine yer bulmuş. Şöyle gelin. Bakın burada bir sütun başlığı. Köprünün ayağına buraya yerleştirilmiş. Bakın şurada yuvarlak bir taş var. Bu bir sütun muhtemelen. Sütunu direkt içeri doğru yatırmışlar. Granit. Müthiş bir sütun. Şu gördüğünüz sivri kısma sel yaran ya da dalga kıran diyoruz. Sel yaran. Sanat tarihinde öyle geçer. Sipsivri yapılır. Neden? Yarın çok ciddi bir sel geldiğinde bakın bu çay yanımızdaki böyle akıyor. Zaten insan diyor ki ya köprüyü çok büyük yapmışlar ya. Köprünün bir ayağı iki ayağının arasından akıyor. Burası boş. Niye böyle? Ya bakın burası boş değildi. Zamanında arkadaki akarsu o kadar geniş akıyordu ki buranın tamamını kaplıyordu. Tamamını kapladığı için tam ortaya sel yaranı koymuşlar. Akıntı çok şiddetli de gelse bu ayağı vura 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 bu tam orta ayak bakın namazgahın üstü götürmesin diye burası böyle sipsivri yapılır. Bu buradan gelen akıntıyı böyle ikiye doğru böler yani sel. Seli yarar.
ikiye doğru ve ayağı bu şekilde korur. Gelin biraz suyun içine doğru geçelim. Ben şöyle alayım kamerayı. Burada da ilginç şeyler var. Bakın şurada mesela yine Antik Roma'ya tarihlenen üzeri yazılı bir kitabe var. Ya adam geliyor defineci, Allah'ın cahili. Bu yazılı taşı görüyor. Diyor ki bunun arkasında bir şey olabilir. Yok anacım, yok bir şey yok. Bu bildiğin bir tane belki mesafe taşı. Daha okumadığım için üstünü bilmiyorum. Buradan okuyamıyorum. Belki Roma döneminde bir yol mesafe taşı. Bizim Selçuklu köprüyü tamir ederken alıyor bu Roma taşını, burada kullanıyor. Yani kimse senin gibi cahil değil. Öyle yazılı bir taşın arkasına para mara koyacak kadar. Tövbeler tövbesi ya. Vallahi insan sinir oluyor. Geliyor onu patlatıyor. Zaten dikkatle baktığınız zaman mimariye, bakın şöyle karşıdan bakalım. Bir yere kadar 3 tuğla sıra bir taş, 3 tuğla sıra bir taş gidiyor. Sonra gördüğünüz gibi 5 tuğla sırasına çıkıyor. İşte o üçlü kısımların Roma, ondan sonra üstünün Selçuklu olduğu düşünülüyor. Ve yukarı doğru böyle bu şekilde köprümüz devam etmekte. Ve ne yapıyoruz? Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Akıntının yönüne doğru sizi antik köprüye doğru götüreceğiz. Hadi bakalım. Evet. Taşların arasından ilerliyoruz. Coğrafya çok güzel. Arada köprüyü göstereyim şöyle. Hakikaten çok güzel. Bu suyun en az aktığı zaman, şu an çekimleri Ekim ayının başında yapıyoruz. 2023 yılının Ekim ayı. Yaz son olduğu için artık sular biraz az. Vay, kayanın etrafını dolanıyoruz. Beni öne aldı grup. Hani bir ayı mayı çıkarsa haber ver bize diye. Hocam dediler, belki seni tanır. Bize sıkıntı yapmaz. Ay nasıl güzel bir doku var ya. Coğrafya çok iyi. Of, manzara. O biçim. Çok güzel. Çok çok güzel hakikaten. Hadi yola devam. Şunlar yenmiyor değil mi ya? Ben de var ya her şeye yenecek şey gözüyle bakıyorum. Allah ya, size var ya köprünün ayağını göstereceğiz diye canımız çıktı. Ama kendi düşen ağlamaz. Onun için tarihi anlatmaya devam. Şimdi bakın çok ilginç bir coğrafya burası, dedim ya. Zamanında eşkıya yatağı olmuş. Bu kayaların içi oyuk oyuk. Hatta buradan bir kardeşimiz anlattı. Buraya avlanmaya gelmişler geçtiğimiz yıl içinde. Köpekleri bir delikten girmiş, ta öbür taraflardan bir yerden çıkmış. Şaşırıp kalmışlar, takip etmişler hayvanı. Demişler bu ne? Bir yol oradan bir yere açılıyor. Bakın biraz yaklaştırayım. Şimdi daha iyi göreceksiniz. Mağaraları görüyor musunuz? Bunlar aslında böyle ciddi ciddi insanların içine girdiği, korunduğu, saklandığı mağaralar. Yüzyıllarca kimleri ağırlamış. Bir de antik bir köprü var. Tabii bizim akademik kaynaklar antik köprü diyor. Burada yaşayan köylülerimiz tahta köprü diyor. Ayaklar antik dönem. Tam bu söğütlerin altı. Ayaklar antik dönemden. Sonradan üzerine ahşaptan bir köprü inşa edilmiş. Ama ahşap köprü de dağılmış, erimiş. Günümüze ulaşamamış. Sadece ayaklarından dolayı adı kalmış. Tahta köprü adıyla adlandırılıyor. Bu tahta köprü hemen devamındaki şurada kaldı. Şu kayanın arkasında kaldı. Öbür köprü de taş köprü. Bugünkü adıyla Kurt Köprü. Şu tepeden yürüyerek geldik.
mihrabı size göstermek için. Bakın yine tam köprünün kalbinde küçük bir kemerli açıklık. Yukarıdan inen rampanın penceresi. Ama şimdi açıyı değiştirdiğimiz için merdivenle inilen o açıklığın kapısı değil, kıbleye bakan mihrabı görüyorsunuz. Ya nasıl güzel ya. Ya karayolları ne yaptınız ya? İki defineci buraya saldırdı diye orası kapatılır mı ama ya? Biz buraya girecektik. İki rekat namaz kılacaktık. Bak vallahi şimdi tarihi namaz gel. Kimler kimler burada namaz kıldı tarihten bu yana? Yani Türkiye'de ilk kez namazgah doktora tezi hazırlayan bir adamı mahrum bıraktınız ya. Ben anlamam var ya, karayolları yukarıdan halatla malatla beni indirin aşağı. Ben orada namaz kılmadan ölmek istemiyorum ya. Çok güzelmiş. Yani her yerde namaz kılarsınız ama şu köprünün kalbi, burası hakikaten çok özel, çok güzel bir yer. Ve işte karşımızda Kurt Köprü. Vallahi yorulduk ha. Ter içinde kaldık. Dün hamama gittik. Selçuklardan kalma Havza'daki 2. Mesut hamamına vallahi böyle terlemedik. Ama sanıyorum ortaya da güzel bir video çıktı. Yanımda bulunan, bana eşlik eden, kameramanlık yapan, yol gösteren kıymetli arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim. Onlar olmasa ben dağın başı buraya nereye geleceğim? Köy yollarının arasından burayı nasıl bulacağım? Mümkün değildi. Çok güzel oldu. Hep önüme çıkan bir namazgahlı köprüydü. Kurt Köprü. Ve işte şimdi bütün güzelliğiyle karşımda duruyor. Ya üzüldüğüm tek şey o yukarıdaki rampanın kapatılmış olması. Karayolları kendine göre haklı. Defineciler buraya girdi çıktı, işte oraları kirletti patlattı falan diye kapattılar ama bakın, defineci bir yeri patlatıyor diye, ne bileyim sokakta yatanlar bir yerleri kirletiyor diye biz bu toprakların insanları bir takım nimetlerden mahrum kalamayız. Farklı önlemler alın, halkı bilinçlendirin, ne yaparsanız yapın. Ama halkın yüzyıllar boyunca girdiği çıktığı, oturduğu kalktığı, namaz kıldığı şu muhteşem alanların kapatılması doğru bir şey değil. Yasakla hiçbir şeyin önüne geçilmez. Yani bir toplumu, bir insanı yasakla şekillendiremezsiniz. Eğitim vererek ancak şekillendirebilirsiniz. Bölge halkını toplayacaksınız. Bu namaz kılınan bir yer diyeceksiniz. Bakın eski Sivas valilerimizden birisi. Şimdi adını söylemeyeyim burada. Kendisi şu an çok daha yüksek bir şehrin valisi. Sivas'ta belgesel çekiyorum. Sivas'ta Eğri Köprü var. Köprünün tam ortasında mihrap var. Mihrap. Yani bayağı mermerden bir güzel mihrap. Üzerinde yazı da var. Ama kendini bilmez birileri orayı, çok özür dilerim, küçük abdest bozma yerine çevirmişler. Zaten bira şişeleri falan da oralarda böyle. Ya köprünün ortası ya. Namazgah belli. Üzerinde Arapça yazı da var. Allah aşkına okuyamasan da Arapça yazı diye saygı göster. Oraya böyle küçük abdestini boza boza, orada böyle bir leke oluşmuş, leş gibi bir idrar kokusu. Orada böyle bira teneke kutuları, ben de çektim. Yayınladım, vali bey aradı. Yani 15-20 dakika sonra Tayha Bey dedi. Sizler istirham etsem onu silebilir misiniz dedi. Çünkü dedi nihayetinde onu yapanlar bu coğrafyadan işi bilmeyen cahil insanlar. Ben dedi bu coğrafyanın valisiyim. Benim insanlarımla alakalı bir suizan edilsin, kötü şey düşünsün istemem. Biz oraları düzeltir, temizleriz. Halkı da inşallah bilinçlendiririz ama o video olmasın, Sivas'ın üzerine gölge düşürmesin dedi. Ve ben hemen sildim o videoyu. Çünkü Vali Bey'in o temiz yüreği, o samimi yaklaşması farklı bir şeydi. Orada yasakçı bir zihniyet yok. Ama yani böyle orayı kapat, burayı yasakla, olmaz böyle. Bir nehrin önünü kesemezsiniz, ancak yönünü değiştirebilirsiniz. Evet. Bir tarafımda Vezir Köprü, öbür tarafımda Havza ve arkamda muhteşem bir köprü. Yapacağınız en güzel şey ne biliyor musunuz? Buraya ya Havza'dan ya Vezir Köprü'den bir toplu taşıma aracı yolu yapın. Biz gelelim, dolaşalım. Kötü niyetli olan her türlü gelir. Yayan gelir, at sırtında gelir, motosikletle gelir. Güzel, düzgün, ulaşılır bir yol yaparsanız herkes gelir, turizm olur, halk bilinçlenir ve Kurt Köprü dünyaca meşhur bir yer haline gelir. Bu coğrafya güzelliğini bütün dünya yakından tanımış olur. Evet, Havza Vezir Köprü arasından, tarihi Selçukluların namazgahlı Kurt Köprüsü'nden selamlar, saygılar.